Malumunuz olduğu üzere 21 Ocak 2017 tarihinde, yani ortalama bir 37 gün gibi bir süre kadar önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve aklamalarıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandık ve hizmete başladık. Tabii çok güzel bir anamimiz, çok güzel bir kültürümüz var. Biz insanlarımızı sevinçli ve üzüntülü anlarında yalnız bırakmıyoruz. Bu vesileyle o günden beri hala devam eden dostlar ziyaretleri var. Ve muhtemelen bir süre daha devam edecek. Bu çerçevede ben sözlerime yine başlarken bugüne kadar gelen, gelemeyen, belki randevu isteyip henüz yoğunluktan bir süre sonra gelebilecek olan herkese yine içtenlikle bu önemli vazifeye gelmemizdeki süreçte bizimle sevincimizi paylaşmak üzere iyi niyetle, güzel duygularla geldikleri için teşekkürlerimi bahsetten yine sözlerime başlarken iletmeyi bir vazife biliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, tabii bizim asıl vazifemiz bir yerlerde oturmak ve gelenlerle vakit harcamak değil. Bu bizim işlerimizin veya belki günlük hayatımızın bir bölümü. Çünkü bizden ciddi anlamda hizmet bekleyen bir şehir, ciddi anlamda bizden hizmet bekleyen bir üniversite, hocalarımız, öğrencilerimiz, idari personelimiz var. Bu açıdan biz kolları hemen göreve atandığımız dakikadan itibaren sıvamaya başladık. Cumartesi günüydü hatta, arkadaşlar hatırlar. Şu anda burada bulunan danışman arkadaşlarımız, rektör yardımcısı arkadaşımız ile birlikte, genel sekreterimiz ile birlikte hemen biz çalışmaya başladık. Çünkü değerli dostlar, sürpriz bir şekilde böyle atama değil de öncesinde planlanmış çalışmalarımız üzerine bir atama olduğu için, yani daha önceki süreci olduğu için bu atamanın hazırlığımız vardı. Yani birdenbire atanıp da gelip ne yapacağız diye sormadık. Pek çok yapmayı düşündüğümüz projeler vardı. Bu projeleri nasıl hemen somut olarak gerçekleştirebiliriz düşüncesiyle derhal işe koyulduk. Ve pek çok seçim sürecinde, önceki dönemde daha sonra atamaya dönüştü malumunuz, atama sürecinde de yapmayı düşündüğümüz şeyleri önümüze koyduk. Artık şunları yapacağız deme zamanı biraz daha geride kalmıştır. Artık bir şeyler yapmaya başlamak zamanıdır. Bize bu yetki verildi. Gereğini, halkımızın, şehrimizin beklentisini ve tabii ki Cumhurbaşkanımızın bizden beklentisini, devletimizin bizden beklentisini yerine getirebilmek için bir şeyler yapmamız gerektiği düşüncesiyle hemen işe koyulduk. Tabii pek çok şey var. Mesela biz demişiz ki şehirle ilişkiler bağlamında, kurumlarla ve şehrin değişik dinamikleriyle işbirliği içerisinde olacağız. Bunu önceden söylemişiz. Bu bağlamda pek çok çalışmalarımız başladı. Ama somut böyle birkaç örnek, çünkü söz çok uzayacağı için özetle gideceğim bazı şeylere. Belki sorularınız da açılabilir. Örneğin belediyenin UNICEF'le ortak başlattığı bir proje vardı. Bu projenin bir parçası olarak, üniversite olarak biz de bu proje içerisinde yer alarak bir eğitim programı yürütme noktasında bu olaya dahil olduk ve birlikte görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yürütüyorlar. Aslında temelde benim birkaç ana sistematik olabilmesi için hedeflerim vardı. Birisi şu: bu şehir, bu üniversiteyle
daha fazla bütünleşmeli. Ve şehir bu üniversitenin varlığını daha fazla hissetmeli. Bu önemli bir şeydi. İki, bu üniversite akademik camiada gerek ülkemizde gerek dünyanın farklı yerlerinde daha fazla adından söz ettiren bir üniversite olabilmeli. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası çapta çeşitli projelerle hem şehrin kültürünü, dinamiklerini bir şekilde ortaya çıkartmak, şehrin hafızasını aynı zamanda ortaya çıkartmak, hem de bu bağlamda uluslararası camiada akademik olarak kendimizi daha fazla ifade edebilmek gibi bir misyon kendimize belirleyerek şöyle dedik. İki tane çok ana acil eylem planımız içine iki şey aldık. Tabii orta ve uzun vadeli projelerimiz de var. Belki bir kısmından söz edeceğim ama önce acil eylem planlarımız. Bir, burası geçen de Samsun'da katıldığım bir toplantıda da ben göçle ilgili bir toplantıda da söyledim. Hatta bunun videosunu gören arkadaşlar belki olmuştur. Web sayfasında da paylaştık. Arkadaşlar paylaştılar. Burası göçün başkenti. Yani biz geçmişi bir yana bırakalım. Biz 6-7 senedir evet kilis olarak artı eksi bir sürü şey yaşadık. Ama bir vaka var. Burası göçün başkenti. Nüfusundan fazla insanı barındırıyor çünkü. O zaman bunu nasıl avantaja çevirebiliriz? Noktasında üniversite olarak şu anda Göç ve Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü diye bir enstitüsü kurma çalışmamız son aşamaya kadar geldi. Ve doğrusu da ben bu projenin kilis için önemli olacağı kanaatini taşıyorum. Bu proje bağlamında bizim göçle ilgili buraya gelen Türkiye'nin farklı yerlerinden, üniversitelerinden, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların bir akademik enstitü ortamıyla muhatap olmalarını sağlama düşüncemiz var. Burada bizim uzmanlarımız, hocalarımız istihdam edilerek böyle bir merkezde göçle ilgili araştırmalar için gelen insanlar çarşıda bir laboratuvar görüyorlar. Geliyor orada çalışıyorlar göçmenlerle ama aynı zamanda bunun akademik ayağıyla bütünleştirerek bir kilisi bu anlamda öne çıkaran, yani krizi fırsata çeviren bir proje olacağı düşüncesiyle bunu ben YÖK'te de anlattım ve YÖK'ten de ciddi anlamda bu konuda olumlu geri dönüşler aldım. Çalışmamız olgunlaşmak üzere ve tam olgunlaşınca en kısa sürede bunu YÖK'e teklif edeceğiz ve bu bir şekilde resmi prosedürler tamamlayacağız inşallah. Bu ulusal ve uluslararası bağlamda önemli bir proje. Diğer bir konu, bizim kilis hepinizin malumu, evet çok eskilere dayanıyor. Ta fetihler döneminden adı var, işte Ravanda Kalesi Nuri'ye bakarsanız Haçlı dönemi bir sürü şeyler var ama kilisin şehir olması değerli dostlar, Mercidabı Kısabaşı'yla aslında başlar. Gerçek anlamda bir şehir olması, burada tarihçilerimiz de var, Mercidabı Kısabaşı'yla başlar. Ve o günden bugüne gerçekten hala şehrin en güçlü dinamikleri o dönemden bugüne kalan eserler. Ve bana göre kilisli olarak dışarıdan gelen, şehrin dışından gelen insanlara göstereceğim en güzel şeyler onlar. Yani yüksek binalarımızı göstermenin bir anlamı yok. Onlar da güzel hiç şüphesiz yapanlar sağ olsunlar ama asıl tarih ve kültür mirasımız bunlar bizim. Bu bağlamda üniversite olarak bizim bu konuda da bir öncülük yapmamız gerektiği düşüncesiyle kilis tarihi ve kültürü araştırmaları merkezi diye bir araştırma merkezi kuruyoruz. KİTAM kısaltılmışı. KİTAM projemiz kilisin tarihini ve kültürünü inşallah araştırma merkezi bir, tabii bunun için otantik eski taş böyle çok bozulmamış, çok deformasyona uğramamış bir kilisevi. Aramalarımız hocamızın ayaklarının altında sular indi neredeyse. Sabah akşam koşturuyor, hala bulamadık. Var ama yok. Bu konuda öneri bekliyorum, bu konuda destek bekliyorum. Sizden aracılık bekliyorum.
İstiyorum ki bu projemiz bir otantik, güzel, kapsamlı bir kilisenin de olsun. Çünkü böyle bir merkez ancak böyle bir yere yakışır. Ve orada ben bütün üniversitelere yazacağım. Diyeceğim ki işte tarihçilere gönderin buraya öğrencilerinizi, yüksek lisans, doktora yapan akademisyenleri. Gelsinler, biz kilisle ilgili Osmanlı döneminden en azından itibaren ve öncesindeki bütün belgeleri, arşiv bilgilerini buraya topladık. 10 tane, 20 tane kütüphane şehir gezmesin. Gelsin burada otantik bir mekanda çayını, kahvesini verelim, araştırmasını burada yapsın. Hedefimiz bu. Kilisi tanıtacak ve aynı zamanda bizim bir şekilde bana göre geç kalmış bir projemiz bu. Bunu inşallah biz yapacağız. Tabii gönlümüz arzu eder ki kilisin çok hayırseverleri var, çok zenginleri var başka yerlerde. Biri bize böyle bir mekanı alsın, bağışlasın. Bundan adını da veririz ama gerçekten çok otantik bir şey olmalı. Yani kilise birçok, ben çok kilise olduğum için biliyorum, öyle değil. Bozulmamış, orijinal olabildiğince bir kilisevi veya işte kilise konak olabilir vesaire bir yere ihtiyacımız var. Bu bizim dünyada, dünyadan gelip çekecekleri, kamerayı alacakları bir yer olacak. Onun için bu çok önemli. Sıradan bir şey değil. Bu konuda çalışmamız şu an devam ediyor. Yönetmenliğini, yönergesini, her şeyini hazırladık. Sadece yer konusunda sabah bile hocayla konuştuk. Her gün buna bir vakit ayırıyoruz. Ne yaptık? Hoca yine birkaç yer gidip gezecek. İki arkadaşımızı görevlendiriyoruz. Mehmet Ali Bey'in başkanlığında. Sürekli geziyorlar ama hala sonuçlandıramadık. Bulduğumuz anda gereğini yapacağız. Değerli arkadaşlar. Birkaç yer vardı. Oralarla ilgili girişimde bulundum. Oralar değerlendirilmiş veya başka problemler çıktı. Şimdi vakti kullanmak için diğer bir konuya geçiyorum. Diğer konu, biliyorum kilis halkımız haklı olarak öğrenci sayılarının düşmesini problem yapıyor, haklı. Burası küçük bir yer. Burada gerçekten esnafımız öğrenci olmadığı takdirde iş yapması çok zor. Bunun farkındayım. Biz tabii bir akademik kurumuz. Yani bizim öncelik kaydımız akademiktir. Ancak hiç şüphesiz ki yaşadığımız şehrin ihtiyaçlarını, taleplerini de dikkate almak zorundayız. Bu anlamda geçen yıl öğrenci alınmayan ikinci öğretim programlarına öğrenci alınması için bu yıl teklifimizi YÖK'e yazdık ve inşallah takipçisi olacağız. Ayrıca bir konuyu daha bu noktada belirtmem lazım. Şu anda ortalama 8500 fiili aktif öğrencimiz var efendim. Ortalama. Geçen yıl yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla bizim üniversitemizden kayıt donduran öğrenci sayısı 32. Sadece. Öyle abartılan rakamlar da değil. Biraz piyasaya farklı yansıyor. Bu rakamlarda lütfen doğru kaynaklardan, doğru bilgilerle değerlendirme yapmamızı istirham ediyorum. Çünkü bu üniversite bizim, bu şehir bizim. Yani doğru bilgiyi paylaşırsak birbirimize katkımız olur. Başkalarına imkan vermeyelim, olabildiğince birbirimize destek olalım. Alıp giden var mı hocam burada? 32 tane kayıt donduran öğrenci dışında hiçbir şekilde yok. Onun dışında şöyle, yatay geçişli öğrenci gidebilir, bakın. Özel öğrenci statüsünde gidebilir ama aynı şekilde de gelen oluyor. Giden de gelen, bu dengeler. Peki, devam edeyim. Diğer bir konu, Ziraat Fakültemize bu yıl, Mart ayı sonu itibariyle yine bölümlere öğrenci isteniyor. Bu yıl öğrenci talep edeceğiz. Yine beden eğitimi spor yüksek okulumuzu aktifleştirmek istiyoruz ama hoca sayımız yeterli değil. Eğer yeterli sayı oluşursa oraya da öğrenci talep etmek istiyoruz. Buna en azından paylaşayım. Yeni bölüm açma çalışmalarımız, dosyaları, onların da arkadaşları çok görüyorum. Yani böyle birkaç görev üst üste veriyorum ama sağ olsunlar yine de yetiştiriyorlar. Turizm, Otelcilik Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu. Bu ikisiyle ilgili hızla çalışmalarımız devam ediyor.
Adalet Meslek Yüksek Okulu çalışmamız da bunun akabinde gelecek. Yani bununla ilgili çalışmalar yapacağız, dosyayı hazırlayacağız. Ama değerli dostlar, anlayışınıza sığınıyorum. YÖK belli kriterler koymuş. Yani hemen açamıyorsunuz, hemen öğrenci alamıyorsunuz. Birkaç birbirini tamamlayan yöntemle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani bir taraftan hoca bulmayan, bir taraftan bölüm dosyası hazırlamayan, bir taraftan diğer imkanları aynı şekilde oluşturmaya gayret ediyoruz. Merkezi laboratuvarımız tamamlanmış önceki yönetim döneminde. Az eksikleri var, onları da tamamlayarak orayı hizmete açacağız. Hem şehrin hem üniversitemizin, akademisyenlerimizin istifadesine sunacağız. Tabii kültür sanat alanında çok projelerimiz var ama en azından en acil hemen başlayalım dediğimiz, şehirden de destek alarak bu konudaki yetkin üstadlardan bir Türk sanat müziği diyorlar modern isimde, klasik Türk müziği aslında onun orijinali. Bir Türk sanat müziği korosu oluşturmak suretiyle öğrencilerimizi daha fazla kültür ve sanatın içinde değerlendirmeyi, bu konuda da yetkin insanlardan destek almayı planladık ve duyuruya çıktık bu konuda. Şimdi az önce dedim ya, hoca olmalı, hoca olmadan bölüm açamıyorsunuz. Hoca deyince hocam var işte demeyiniz. Yani var evet ama o hocanın da kriterleri var. Doktora bitirmiş hoca, yardımcı doçent en az 3 tane olmadan bir program, bir bölüm açamıyorsunuz. Çok da kolay değil bulmak. Çünkü Türkiye'de şu anda yaklaşık 200 üniversite var, 200'e yakın. Eskisi kadar işimiz kolay değil. Yani hocalar bir sürü alternatifler buluyor. Bizim burayı daha cazip kılmamız lazım hocalarımız için. Bu alanda ne yapabiliriz diye kafa yorduğumuzda önceden geliştirdiğimiz projelerimiz oldu. İşte kreş açma çalışmalarımız şu anda bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz senatoda Yönerge Yönetmenliği geldi. Önce bir araştırma merkezi kurduk. Sonra da onun yönerge ve yönetmenliğini senatoda geçirdik. Ve kreş yerini belirledik. Mekansal çalışmalar yapılıyor. Ankara'yla gittim, ben görüştüm. Bunun başka prosedürleri var. Onları inşallah belli bir aşamaya getirdik. Ve önümüzdeki yıla kalmadan bu kreşi açalım istiyoruz. Şu anda epey mesafe aldık. Kreş çok çok önemli. Buradaki özellikle hocalarımızın bir kısmı sırf bu nedenle burada tutamadığımız hocalar var. Bayan hocalarımız var. Eşleriyle birlikte burada olan var. Biri gidince iki kişi birden gidiyor, bölüm kapanıyor yani. Kreşin devamı olarak anaokulu projemiz var. Bu projemizi de orta vadede belki önümüzdeki yıl içinde hizmete geçirmek için çalışıyoruz. Tabii onun ekstra gerektirdiği başka şeyler de var. Milli eğitimle yürümek zorunda. Ayrıca ayrı bir mekan ona tahsis edeceğiz, oluşturacağız. Bu devamı olacak ve projemiz aslında uzun vadeli belki bir yıl içinde tamamlanmayabilir, bir yılı geçebilir ama benim düşüncem şu, bir hocamızı buraya getirdiğimiz zaman veya bir hocamız buradaysa çocuğu en azından ilkokulu bitirene kadar o hocayı burada tutalım. Bu bize müthiş bir avantaj getirir. Ve o zaman istediğimiz kadar bölümleri daha aktif hale getirip daha üniversitemizi işlevsel kılabiliriz. Bunun için çalışma yapıyoruz. Başladık, kreşle başladık. Devam edecek. İnşallah arkasını getireceğimizi umut ediyorum. Detaylarını vermiyorum. Çok hepsiyle ilgili detaylı çalışmalarımız var. Hocalarımızı birkaç haftadır gönderiyorum. Yakın üniversitelere, çevre üniversitelere görevlendirdiğimiz arkadaşlar geziyorlar. Oradaki örnek uygulamalara bakıyorlar. O uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerine bakıyorlar. Kilisin şartlarını dikkate alarak burada nasıl uygularız? Bununla ilgili briefingler sunuyorlar. Sabah erken danışmanlarla başlıyoruz. Her gün mutat genel sekreter yardımcı toplantı yapıyoruz. Bazen akşam bir daha toplantı yapıyoruz. Eve 10-11'de gittiğimiz çoğu gün oluyor. Bunu bilesiniz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar sağ olsun fedakarlık yapıyorlar. Mesai kavramı yok. İnşallah zamanla biraz daha oturunca daha rahat edeceğiz. Ama bunlar için daha çok koşturmamız gerektiği ortada. Üniversite camiimiz
değerli basın mensupları, bitmiş sayılabilecek aşamada ama eksikleri var. Geçen Müftü Bey'le birlikte gezdik. Sayın Müftümüz kendileri de önerilerini söylediler. O eksikleri tamamlamak suretiyle bazı düzeltmeler de yapmamız gerekiyor. İnşallah bu yıl yaza kadar Diyanet İşleri Başkanlığımızın da katılımıyla hizmete açılacak. Şu anda kullandığımız zemin kat, alt kat, asıl cami üst katta, orayı henüz hizmete açmadık. Orası tamamlanınca hizmete açacağız. Ve inşallah bu da üniversitemiz için bir... Biz göreve geldiğimizde şöyle bir kampanya yapmıştık. Bundan bahsetmeyi de ve teşekkür anlamında bence önemli gördüğüm için bahsetmeyi önemli görüyorum. Çiçek gönderme bağış yap dedik. Bunu web sayfamızdan duyurduk. Ve dostlar sağ olsunlar, riayet ettiler buna, saygı gösterdiler ve hatta gönülden desteklediler daha ötesi. Yani rakam şu anda 15 binin üzerinde, yani 20'ye doğru gidiyor inşallah. 15 bin TL'nin üzerine çıktı. Bu şehit ve gazi ailelerine gitti doğrudan. Biz sadece o isimlerden haberdar olduk, kimler bu katkıyı sağladı. Bu da hani arkadaşlarımızın biz çiçek getirecektik diye düşünmeleri bağlamında, yoksa bu şey adamında değil, hayır hasenattır, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok ince bir anlayışla herkes gönülden katıldılar ve inşallah bu hem bizim gönlümüzde yeriniz, nezaketiniz, güzelliğiniz zaten karşılığını buldu, hem de Allah katında bunun bir mükafat olarak herkesin değerlendirileceğini, Rabbimin öyle takdir edeceğini umut ediyorum. Şehit ve gazi aileleri bizim için çok önemli. Çok güzel bir şey oldu, bu kampanya oldu. Teşekkür ediyorum katılan herkese. Ve devam ediyor zaten şu anda da hala. Kilis bir ziraat şehri, bir diğer konu. Ziraat alanında üniversite biraz daha aktif olmak istiyor. Ama ziraat fakültemiz şu anda öğrenci yok, hoca sayımız çok az. Yeterince aktif olmadığımız ortada, olmaya çalışacağız. Bunun için bir, Kilis yağlık zeytini meşhur. Hepimiz biliriz Kilis'te olmamız hasebiyle. Bunun yeterince tanıtımı olmadığı gibi gittikçe sanki yok olmaya başladı. Kolay olan, çabuk meyve veren gemliğe döndü genellikle. Ben de öyle gözlemliyorum. Yani millet de kendine göre haklı gibi olabilir. Ama bunu korumamız lazım. Yani bu zeytin özel bir zeytin. Kimyacı arkadaşlarla konuştuk. Bunun analizlerini yapmışlar vesaire. Çok özel bir şey. Ama tabii kolay meyve veren tercih ediliyor. Bu konuda biz üniversite olarak bunu korumak üzere bir misyon kendimize biçtik. Ve ziraatçı arkadaşlarla bu konuda iki kere bir araya geldik. Bu üretimi geçen yıl arkadaşlar belli oranda yapmışlar ama çok böyle belirgin bir şekilde göz önünde çıkmamış bu. Bu yıl bunu arttırarak bu üretimi devam ettireceğiz. Yağlı zeytinyağını dış piyasadan isteyen epey insanlar varmış. O taleplere karşılık zeytin üreteceğiz ve onlara küçük rakamlarla da vereceğiz. Bunun çalışmasını şu anda olgunlaştırdık. Bunu da bilgilerinize sunayım. Ayrıca Kilis'in kuru üzümü ile ilgili model üretim çalışmaları noktasında da arkadaşlarımızla görüştük. Yine bir arkadaşımız bu konuyu çalışıyor. Bu konuda da inşallah daha aktif olarak işin içerisinde olacağımızı paylaşmak istiyorum. Sportif müsabakalara daha güçlü bir şekilde katılacak üniversitemiz, destekleyeceğiz. Bunu detayına girmeden söyleyeyim. Kurumlar ve üniversite ilişkisinde işte ilahiyat fakültemizin müftülükle, işte mühendislik fakültemizin mühendisler odasıyla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün eğitim fakültesiyle vesaire ilişkilerini daha güçlü tutmak için tek tek bu kurumların yöneticileriyle görüştük ve inşallah bu ilişkileri güçlendireceğiz. Toprak analiz laboratuvarımız var. Buradan şehre daha çok hizmet vermek üzere arkadaşlarımıza yine gerekenleri söyledik. Bu da yapılacak inşallah. Üniversitemizin 4 yıllık strateji planı şu anda hazırlanıyor. Bu çalışmalar başladı. İnşallah bütün bunlar ve daha uzun vadeli projelerimiz bu plana girecek. YÖKÜT'e bunun sunumunu yapacağız. Sizlerin de destekleri ve önerileriyle şekillenecek. Bir kariyer ofisi açıyoruz. Yerini belirledik, çalışmaları yaptık, tamamladık. Mart'ın ortası gibi üniversitede bir kariyer ofisi açacağız. Burası öğrencilerimize istihdam konusunda, geleceğe dönük iş vesaire konularında
uzman aracılığıyla destek sağlayacak. Böylece iktisat işletme gibi özellikle bölümlerimizdeki öğrencilerimizin daha fazla burada okumanın avantajlarını, yararlanmalarını sağlamış olacağız. Hatta kariyer ofisi açılışımıza inşallah Allah'tan mani çıkmazsa Vali Bey ile birlikte, Sayın Valimizle birlikte yapacağız. İşkur Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cafer Uzunkaya Bey de bir konferans ve açılışta bulunacaklar ve bir konferans bizlere verecekler. Programı arkadaşlarımız olgunlaştırdılar. Mart'ın yanılmıyorsam bir 17'si gibi bir tarih düşünülüyor aksilik olmazsa. Evet. Çok yakında yani. Ayrıca girişimcilik kursu başladı. Hocalarımız yine İşkur'la işbirliği içerisinde bir girişimcilik kursu üniversitemizde başlattılar. Mezunlar ofisini daha aktifleştirmek istiyorduk. Evet, mezunlar ofisimizi şu anda daha aktif hale getirmek için Muharrem hocamızın görevlendirilmesiyle çalışmalar başlattık. Bir diğer konu belki ilk kez duyacağınız, eğer daha önce duymadıysanız, geçen senato toplantısında bu yıl için yaz okulu açılması karara bağlanıldı. Yaz okulu açacağız. Böylece öğrencilerimizden yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerimiz, uygun olan hocalarımız da yaz döneminde de ders yapacaklar. Üniversitemiz yaz döneminde de aktif olarak eğitim öğretime devam edecek. Bunu da dikkatimize arz edeyim. Üniversitemizin özellikle şehirle yine bağlantılı bir başka yönü yüzme havuzu, işte halı sahamız. Bunlar bakıma alınmıştı daha önceki dönemde değerli arkadaşlar. Şu anda yüzme havuzumuz tamamlandı bakımı ve hizmete dün itibariyle, değil mi hocam? Dün itibariyle hizmete girdi. Ve halı sahamız da yine hizmete girdi. Bu konuda şunu söyleyeyim, biz şunu yaptık. Ya oturduk arkadaşlarla, danışmanlarla her konuyu biz değerlendiriyoruz. Ya dedik, daha fazla şehrin istifadesi için ne yapabiliriz? İşte fiyatlarından tutun sunacağımız imkanlara kadar, otel imkanlarına kadar hepsini bir daha kritik ettik. Yani biz bunları, devletin imkanları, yani millet bunlardan istifade etsin, ama tabii bunların yasal prosedürü var. Bir mali biliyorsunuz, giriş çıkışları var vesaire. Örneğin otel noktasında şöyle bir karar aldık. Necdet Bey, sen hatırlıyorsun değil mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Baktık yani fiyatlarımız olabildiğince bütün üniversitelerin otellerine baktık, şehrin otellerine baktık, inceledik. Prosedür, yasada bir sınır var, o sınıra baktık falan, şöyle bir karar alabildik. Dedik ki yine bir artı bir şey olsun. Yani kilisi biz cazip kılalım, bu üniversiteyi cazip kılalım. Şu ana kadar otel fiyatlarına kahvaltı dahil değilmiş, sabah kahvaltısı yokmuş. Fiyatlarda bir oynama yapamadık ama bir ekstra yaptık. Dedik ki bundan sonra kahvaltı da verilecek ve kahvaltının için ayrı ücret ödenmeyecek. O ücrete dahil olacak. Yani böylece bir kolaylık sağlayabildik prosedür çerçevesinde değerli arkadaşlar. Havuz ve halı sahayla ilgili de çalışma yaptık. Yani fiyatlar genel anlamda zaten arttırılması da mümkün ama arttırmadan, hizmeti çoğaltarak, öğrenci ve personele biraz daha indirim yaparak. Çünkü malumunuz, öğrenciler için cazip kılmak da çok önemli bizim için. Ne yapabiliriz üzerinde çalıştık ve uygun fiyatlarla ve elit bir şekilde, üst düzeyde hizmet vermelerinin sağlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine öğrencilerimiz için üniversiteye cazip kılacak şeylerden biri, 83 tane öğrenci topluluğumuz var. Bununla ilgili arttırılması çalışmaları var, talepler var, onlar değerlendiriliyor, arttırılacak. Öğrenciler sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve benzeri etkinliklerde kendilerini ne kadar daha çok ifade edebilirlerse o kadar bu üniversiteyi benimseyecekler. TÖMER'imiz var. Bu belki yeterince bilinmiyor ya da belki biliniyor, ben farkında değilim. Bizim marka olacağımız konulardan bir tanesi. TÖMER, Türkçe Öğretimi Merkezimiz. Şu anda 200'ün epey üzerinde insana burada Türkçe eğitimi verdik. Suriyeliler başta olmak üzere. Ve bu sayıyı arttırarak devam ediyoruz ve devlet de ciddi destekler veriyor burası için. Burası bizim için çok önemli. Çünkü ne dedik? Kilis göçün başkenti. O zaman bu konuda da biz öncü olmalıyız. Bu konuda çalışmalarımız rektörlük olarak bu birime desteğimiz en güçlü şekilde devam ediyor, edecektir. KÜSEM var, diğer bir konu, Süreyli Eğitim Merkezimiz. Burayı da daha aktifleştirmek için derhal çalışma başlattık, yönetimi güncelledik.
Ve arkadaşlara dedim, sizden beklettim. Şu duru burayı çok canlı yapacağız. Ne yapacağız? Çeşitli sürekli eğitimler, kurslar, seminerler vermek suretiyle öğrencimizi, hocamızı, şehirden bu tarz talebi olanların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu çok önemli. Buradan kalkıp Antep'e şuraya buraya gitmesin insanlar. Ve şu anda bu bağlamda pek çok kursları Küsen bünyesinde başlattık. Daha önceden diksiyon, etkili iletişim gibi kurslar varken can kurtaran, uygulamalı can kurtaran eğitimi, yüzme kursu, antrenörlük değişik alanlarda eğitimleri gibi birkaç tanesini söyledim. Yabancı dil, Arapça, İngilizce, YDS kursuna hazırlık, KPSS'ye hazırlık kursları gibi çeşitli çalışmaları, çünkü bunları verebilecek elemanlarımız var. En azından elemanlarımızın olduğu, hocalarımızın olduğu alanlarda şehre de hizmet verecek ve biraz daha uygun fiyatlarla ve daha nitelikli eğitim verecek süreçleri oluşturmaya başladık. İlanlara çıktık. Devam edecek ilanlarımız. Yine göç bağlamında Erdinç Hocam nerede? Erdinç Hocam Mart 3. dönemi gibi mi? Nisan ayı. Nisan ayına mı? Evet. Nisan ayı gibi. Peki. Değiştirdik değil mi sonra evet, tarihi? Evet. Evet. Bir çalıştay planladık değerli dostlar. Değişik akademisyenlerin, hocaların katılacağı bir çalıştayda göç ve Orta Doğu üzerine bir çalıştay yapılacak. Bunu da bilgilerinize arz edeyim. Erdinç hocamız ilgileniyor, İbrahim Efe hocamızın evet, koordinasyonunda. Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulması için çalışma başlattık. Bu da bir hocamız bu çalışmayı olgunlaştırmak üzere. Yine bizden önceki dönemde başlayan kütüphane ve kongre merkezi bu caminin hemen yan tarafındaki boşluk için planlanmış. O çalışma da değerli arkadaşlar tamamlanmak o çalışmanın ihalesi tamamlandı. Teslimi tamamlanmak üzere. O da inşallah başlayacak ve en kısa sürede hizmete girecek. Erasmus ve Mevlana programlarımız var. Değiş dokuş programlarımız, hocaların, öğrencilerin. Bunları da güçlü bir şekilde artması için ve daha fazla dünyada ülkeyle iletişime geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin Japonya, Ukrayna, Fizay'la ile görüşmelerimiz devam ediyor. Romanya, Tayland gibi ülkelerle anlaşmalarımız var ve başka ülkelerle de yine Avusturya gibi anlaşmalarımız var. Yoğun bir şekilde sempozyum, panel, konferans gibi toplantıları şu anda bana arkadaşlar teklif getiriyorlar. Diyorum ki Ekim'e kadar doluyuz, yeni teklifler getirmeyin. O kadar dolu programımız. Programlar yaptık, görevlendirdik, çalışmalarımızla devam ediyor. İnşallah kilise şiir gecelesi var. Hocamız burada şiir gecesi düzenleyeceğiz. Yazar, çizer, şair, akademisyen, entelektüel insanları buraya çağırarak hem üniversitemizi hem şehrimizi tanıtacağız. Ve inanın bunlar asıl bizim yapmamız gereken şeyler. Bu şehrin önce bir, bu üniversitenin gerçekte tanıtılması gerekiyor. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, sağ olun. Basın olarak yazıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Ama bizim de üniversite olarak bir şeyler yapmamız lazım. Bu konuda çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu bağlamda bir sürü programlar var. Şöyle kısaca, örneğin yarın, 28'i değil mi ayın? Evet. Yarın valiliğin düzenlediği, bizim de bir parçası olduğumuz, ortağı olduğumuz Okumak Yenilenmektir isimli bir çalışma olacak, bir proje açılışı. Orada konferans da olacak. Yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili etkinlik çalışmamız var. 12 Mart İstiklal Marşı için 14 Mart'ta yapacağız. Tarih 14 olarak evet, belirledik. 14 Mart'ta bir panel olacak. Yine Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler panelimiz olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Birimi'deki başkanımız, yani genel müdürümüz Sayın Doçent Doktor Mustafa Sarıbıyık'ın konferans vererek katılımıyla müftülüğümüzle koordineli bir şekilde Kutlu Doğum programı kutlamamız olacak ve bir konser olacak. Yine güzel bir konser olacak arkadaşlar. Programın akabinde akşam da konserimiz var. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Yunar Hocamızın bir konferansı olacak Mayıs ayı içinde.
Yine Ahmet Yeseri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız Hocamızın Ahmet Yeseri'yi Anlamak isimli bir konferansı programımız da var. Üstad Alaaddin Yavaşçay'ı davet ederek kendisiyle bunu tam günü netleştireceğiz. Öğrencilerimizle bir araya getireceğimiz bir söyleşi programımız olacak. Bahar şenliğini bu yıl yapmak istiyoruz. Geçen yıllarda sıkıntılar nedeniyle olmadı. Onunla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Şu anda o çalışmalar epey olgunlaştı. Yani biz bir ayda bunların hepsini olgunlaştırdık. Yani neredeyse işte yani bunlar olgunlaştı. Din eğitimi çalıştayı diye epey katılımlı bir çalıştayımız olacak. Ali Güngör Hocam burada kendisi bu işi organize ediyor danışmanlarımızla. İnşallah Temmuz ayı gibi bunu, Temmuz'un başı gibi falan düşünüyoruz. Yine şiir gecesi olacak, şairleri davet edeceğiz ve içeriden katılımlarla ortalama Haziran gibi veya belki Mayıs gibi onu netleştireceğiz. İkisinden biri Mayıs-Haziran diye not almışım. Merced Abık merkezde olmak üzere önümüzdeki Eylül-Ekim aylarında bir sempozyum yine programımızda var. Ben sadece böyle belli başlarını aldım. Bunların dışında arada bir sürü programlarımız var. Dedim ya, hocalarımızı burada tutmak çok önemli bizim için. Hocaları buraya getirmek çok önemli. Çok ciddi çalışmalarımız var diğer üniversitelerden. Çalışıyoruz, talepleri alıyoruz, biz talep iletiyoruz. Buraya akademisyen transfer edelim diye, nitelikli eleman alalım diye. Bu bağlamda daha cazip olması için mesela Hubi Bahçeleri diye bir çalışmamız da var. Bu belki bizim iş dinamikleriyle ilgili ama yani hocalarımız gelsinler, ihtiyaçtır, bu ihtiyacı var. Akademisyen buna ihtiyaç duyar. Yani kitap okuyor, yoruluyor. Bir bahçe verelim, küçük, şu 40 metrelik, orada gitsin oyalansın. Ben de başka üniversitelerde çalıştım, çoğu üniversitede var. Ve bir ihtiyaç da bu. Böyle bir çalışmamız da var. Bu bir bahçeleri oluşuyor ve inşallah bu bir iki ay içerisinde olgunlaşacak ve hocalarımıza diyeceğiz ki gel burada da stres atlayacağız yani. Bu sene eğitim öğretime başlarken bir yine öğrencilerimize ve personelimize birer gün ücretsiz yemek ikram etmek suretiyle bir hoş geldin basıyla başlayalım dedik yeni yönetim olarak. Bu anlamda tabii bize katkı sağlayan yemek şirketine de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Ben bir iki maddeden söyleyeyim, bir 10 dakika içerisinde sizlere sözü bırakayım. Bu Merced Abık Kampüsü ile ilgili bazı soru işaretleri var biliyorum. Merced Abık Kampüsü'nde pek çok projemiz var, bunu söyleyeyim ama bunlardan bir tanesi mesela TOAM'ı oraya taşıdık şu an. Mart sonu itibariyle orada hizmet verecek, taşınma süreci tamamlanmak üzere. TOAM, Tarım Uygulama Araştırma Merkezimiz. Seralarımızı daha profesyonel bir şekilde orada oluşturduk. İşte bu yağlık zeytin üretimi gibi konularda vesaire çalışma laboratuvar alanımız orası olacak ve inşallah ziraatı öğrenci alırsak öğrencilerimiz de orada bu laboratuvar çalışmalarına katılacaklar. Bunun dışında başka projelerimiz var. Oranın bir bölümünde yine geniş bir alan, bu hobi bahçelerini de yine orada söylediğim oluşturacağız. Ve diğer projelerimiz de inşallah belki bir dahaki toplantılarda gündeme gelir, biraz olgunlaşması gerekiyor. Kapalı spor salonumuzun ikincisini açtık. İkinci kapalı spor salonu ve atletizm pisti hizmete açıldı. Bunu da yine sizlerle, önceki yönetimin hazırladığı bir projeydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de bunu bir şekilde işlevsel hale getirme noktasında olduk değerli dostlar. İki konuda son olarak, belki de çağrıda bulunarak sözlerimi ben tamamlamak istiyorum. Şimdi birincisi şu. Kitam projesi demiştim. Kilis Tarihi ve Kültür Araştırmaları Merkezi. Bu konuda ben Kilislilerden destek bekliyorum. Mekan bulunursa, birileri bağışlarsa bu onlar için kalıcı bir şey olur. Bu üniversitenin marka bir araştırma merkezinin o kişinin desteğiyle gerçekleşmesi bence çok olağanüstü bir şey. Bu konuda destek bekliyorum. Evi varsa böyle bir ev ama bize uygun, yani her ev olmuyor tabii. Olabilir ama alıp bize bağışlayabilir. Yoksa en azından bize bu yer noktasında Mehmet Ali Bey'dir bu konuda sorumluluğumuz. Mehmet Ali Yıldırım.
destek olursanız Mehmet Ali Yıldırım Hoca aracılığıyla bu konuyu ben artık çözümlemek ve sizlerle bir dahaki toplantımızı orada yapmak istiyorum. Bu benim hayalim yani. Böyle bir kilisenin de bu hayali gerçekleştirelim. Diğer konu, biz üniversite olarak öğrencilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Devletin verdiği imkanlar var ama yani önümüzdeki yıl şu anda 2500 öğrenci daha talep ettik. Bunun 1000 tanesi ikinci öğretim öğrencisi. Bu sayımız 10.000'i muhtemelen inşallah bulacak. Öğrencimiz çok ve bizim öğrencilerimizin çoğu gerçekten fakir öğrenciler, ihtiyaç sahibi öğrenciler. Anadolu insanının halini hepimiz biliyoruz. Hepimiz Anadolu insanıyız. Hepimiz o kültürlerden, birçoğumuz oradan geldik. Bu öğrencilere ben istiyorum ki daha fazla şehir ve şehirliler, yani kilis ve kilisler destek olsun. Yani bu öğrencilere bir koordineli bir şekilde bir burs kampanyası başlatalım. Diyelim ki bu bir vakıf olur, dernek olur, şahıs olur, hayırsever olur. Ben 10 kişiye burs vereceğim, ben 50 kişiye vereceğim, ben herkes imkanları ölçüsünde. Böyle bir şey yaparsak şu olur. Bir, gerçekten çok tatlı, güzel bir iş yapmış oluruz. Ve somut karşımızda göreceğiz o öğrenciyi. Abi biz burada üniversite olarak hiç bence şey diye gerek yok. Sadece bize denilsin ki bana 10 tane öğrenci gönderin hocam ihtiyaç sahibi. Biz tespit edelim, 10 öğrenci gönderelim. Kişi karar versin. Ben şunlara vermek istiyorum desin. Mesela bunun yolları var, bunları tartışırız. Ama biz şunu duyurursak bu bizim için müthiş cazip olur. İyi öğrenciler gelir buraya. Ya burada öyle bir yer ki kilis, gelen öğrencilere 300-500 öğrenciye kiliste şehir, şehrin insanları, vakıflar, hayırseverler burs veriyorlar. Bunlar çabuk yayılır Anadolu'da. Biz daha nitelikli, daha çok öğrenci buraya çekebiliriz. Ve şehir üniversite kucaklaşmasını daha güçlü şekilde oluşturabiliriz. Bunun pek çok yolları var da. Yani dernek vesaire farklı yöntemler olabilir. Bunları değerlendirebiliriz. Kilisin aklı başında insanları, kilisin akıl insanları, fikir serdedebilecek insanları bir araya gelerek bizi de davet ederlerse katılarak birlikte bunun prosedürünü oluştururuz. Yani nasıl uygun olursa. Ama bu konuda üniversiteye destek olunursa, yani veya olunuyordur, biliniyordur. Bunu daha sistematik hale getirelim ve daha güçlendirelim. İnanın bundan hepimiz kazançlı çıkarız.